ElHak platformu Kasım ayı basın toplantısında Türkiye gündemine dair açıklamalarda bulunuldu. Elazığ Hak Adalet ve Kardeşlik Platformu Kasım ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ülke ve dünya gündemine ilişkin açıklamalar da bulunuldu. Katar'ın Dünya Kupası'ndaki tutumunu beğendiklerini ifade eden ElHak Platformu dönem sözcüsü Erdal Zengin, Türk dış politikasının mazlumun yanında yer alması gerektiğini söyledi. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da Avrupa ülkelerinin baskılarına boyun eğmeyerek ülkesinde LGBT sapkınlığının reklamının yapılmasına izin vermeyen, küresel çapta İslami ve ahlaki değerlere saldırıların arttığı bir dönemde bu değerlere sahip çıkan ve bu organizasyonu İslam'ın tanıtılması için bir fırsata dönüştüren Katar yönetimini onurlu tavrından dolayı takdir ediyor ve bu tavrın tüm İslam ülkeleri için örnek alınmasını diliyoruz. Zengin, Türkiye'de yaşanan terör olaylarını lanetlediklerini de belirtti. Ülkemizi çevrelemeye çalışan emperyalist güçlerin taşeronları eliyle yeniden terör saldırıları başlattığı bir süreç yaşıyoruz. Onların süfli emellerini geçit vermemek için toplumsal dayanışmamızı güçlü tutmamız ve teyakkuz halinde bulunmamız gerekmektedir. Bu vesileyle İstiklal Caddesi'nde yapılan bombalı saldırı başta olmak üzere ülkemize yönelik yapılan terör saldırılarını lanetliyoruz. Zengin son olarak fahiş fiyatların dar gelirli aileleri zor durumda bıraktığını ifade etti. Dünya çapında oluşan ekonomik sorunlar ülkemizi de derinden etkilemeye devam ediyor. Bu süreçte dikkatimizi çeken vahim bir durum, krizi fırsata çevirmeye çalışanların tekelleşmeye gitmesi ve fahiş fiyat artışları gerçekleştirmektedir. Maliyeti artırıcı en temel etken olan yakıt ve döviz artışının durağanlaştığı süreçte bile ürünlere ve özellikle temel tüketim maddelerine yapılan zamlar milletimizi ve özellikle dar gelirli aileleri çok zor durumda bırakmaktadır. Hükümetin acilen fahiş fiyat artışlarını engelleyecek tedbirler alması gerekmektedir.